Basketbolda pivot hareketleri aynı dış oyuncuların, kısa oyuncuların yaptığı fake'ler, yön değiştirmeler gibi onların da sınırlı ama çember altında bazı yaptığı hareketler var. Örnek verelim, ilk pivot oyuncusu topu aldıktan sonra direkt dribbling yaparak çembere doğru dönüp çembere topu atabilir. Bunu yapamıyorsa, iyi bir savunma varsa o zaman çizgi tarafına iç taraftan dönerek ya da dış taraftan şut tarafına dönerek fake'le, aldatmayla rakip oyuncuyu kandırıp çembere doğru daha sonra yönlenebilir.